Hatsu, bazı yerel basın organlarında yayımlanan uygulamaları evetçileri sevindiriyor başlıklı habere yönelik bir yazılı açıklamada bulundu. Hatsu Genel Müdürü Mehmet Çapar Ali'nin Samandağ ilçesine referandum öncesinde ceza yazımlarını yoğunlaştırdığı ve su kesintilerinin arttığı iddialarının asla astarı olmadığının altını çizen genel müdürlük, Hatsu'nun hiçbir ayrım gözetmeden 15 ilçede içme suyu aboneliği yaptırmadan ev ile iş yerlerine kaçak ve usulsüz şekilde su kullanımının önüne geçilmesi için ciddi bir mücadele içinde olduklarını vurguladı. Kaçak su kullanımının abone olan vatandaşların su faturasındaki maliyetinin artmasına ve bu haksızlığın önüne geçmek için gerekli kesintilerin uygulanması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, içme suyunun kaçak şekilde kullanılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını bildirdi ve kanunlar çerçevesinde tüm vatandaşların hakkını savunmaya ve korumaya çalışıldığı kaydedildi. Açıklamada Hatsu'nun Samandağ'da hayata geçirdiği projelerden de bahsedildi. Açıklamada 7 mahalleyi kapsayan ve maliyeti 7 milyon 777 bin lira olan Tekebaşı Grup içme suyu inşaatı kapsamında ilçeye 13.282 metre içme suyu isale hattı döşendiği ve biri 5.000 diğer ikisi de 1.000 tonluk olmak üzere 3 yeni içme suyu deposunun yanı sıra 3 terfi merkezi yapıldığı vurgulandı. 10 milyon 334 bin 575 lira değerinde Samandağ atık su arıtma tesisini de ilçeye kazandırıldığı hatırlatılan açıklamada, Hatsu'nun kurulduğu günden bu yana kadar Samandağ'a toplamda 19.742 metre kanalizasyon hattı, 62.166 metre yeni içme suyu şebekesi döşendiği belirtildi. Diğer yandan Hatsu, hazırlanan altyapı projelerini hızlı bir şekilde hayata geçirmek için girişimlerini sürdürüyor. Hatay'ın geleceğini şekillendirecek altyapı projelerini hayata geçirmek için çözüm arayışlarını sürdüren genel müdürlük, Samandağ 4 yol içme suyu hattı ve Arsuz 1. bölge kanalizasyon hattı yapımı için dış finansman sağlama konusunda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.